CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis genel kurulunda yaptığı o tepki çeken el hareketi CHP'nin muhalefet anlayışının geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Soru şu, acaba dün Demokrat Parti'ye karşı yürütülen hırçın ve yıkıcı muhalefet bugün Cumhur İttifakı'na karşı mı sergileniyor? Her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayialar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Demokratik sivil siyasal alanda muhalefetin nasıl yapılacağını da aslında öğrenmiyor tabiri caizse. Dün sırf muhalefet olsun diye Demokrat Parti'nin icraatlarına karşı çıkan CHP, bugün de milli olan ne varsa her şeye karşı çıkıyordu. Asırlarca yapılamayanların 10 sene içinde nasıl yapıldığını, memleketin bir baştan öbür başa her birisi bir kıymet olan sayısız eserlerle nasıl donanmış hale geldiğini görmektedir. Ziraatte, sanayide, madencilik ve nakliye ekonomisinde, velhasıl iktisadi hayatın bütün kollarında, Türkiye'nin nasıl akla sığmaz bir süratle, bir asırlık bir mesafeyi, bir 10 sene içinde aldığını görmekteyiz. O gün Menderes'e diktatör dediler, şimdi bana diyorlar. O gün Menderes'e hürriyet düşmanı dediler, bugün aynını bana söylüyor. O gün Menderes'e gençleri öldürdü, öldürüyor dediler, aynısını bana söylüyor. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Valla Cumhuriyet Halk Partisi o 27 Mayıs zihniyetinden bir türlü kurtulamadı maalesef. Bugün bile o zihniyetin izleri Cumhuriyet Halk Partili politikacıların, sözcülerin üzerinde geziyor. Bakın son dönemde işte Sayın Kılıçdaroğlu başladı ve onun dışında pek çok siyasi figürde işte %1'lik ki bir olup olmadığı belli değil. Belki seçime gitseler %0.5 alacaklar. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi figürler Kılıçdaroğlu'yla birlikte sen sus Erdoğan diye bağırıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi İttihat ve Terakki'nin devamıdır. İttihat ve Terakki 9 sene içinde koca bir cihan imparatorluğunu, cihan devletini yerle bir etti. İttihat Terakki çizgisi devam ediyor. Kafa aynı kafadır. Yatırımlara karşılıklılık vardır. Türkiye'nin gelişmesini akılları almıyor. Statik kalacaklar. Türkiye öyle kalacak. Özellikle son dönemde döviz kuru manipülasyonları üzerinden Türk ekonomisinin hedef alınmasını CHP fırsata çevirip iktidar devşirme hırsına kapılıyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nu randevu filan almadan oraya da gitmek istedi. Ve Türkiye İstatistik Kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler İstatistik Kurumu'nun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin Şamaroğlan'ın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. TÜİK'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun basması tamamen bir istismar politikası. Ve maalesef bugün bir takım vurguncular, stokçular ciddi anlamda etiketlerle oynuyorlar. Ciddi bir zam furyası var ve bu devam ediyor. Zaten Sayın Erdoğan da bunlara bedel ödetmekten bahsetti yaptığı son konuşmada. O açıdan yani burada bir yara var. Bu yarayı kaşıyor. Hatta bu yaranın büyümesi için elinden geleni yapıyor. Öbür taraftan da bir şovmen edasıyla TÜİK'in önüne gidip işte gerçek rakamlar istiyoruz. Ey asgari ücretli, ey dar gelirli, bakın TÜİK rakamlarıyla size az zam veriyorlar gibi bir takım söylemler içine giriyor.
geçmişte CHP'nin Demokrat Parti'ye karşı yürüttüğü hırçın ve yıkıcı muhalefet maalesef bugün de devam ediyordu. Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını, olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Ve ahlaksız, ve edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Öte yandan CHP'nin helalleşme yolculuğuna çıktığını söylemesi de bir çelişki yumağı olarak karşımızda duruyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemen her konuda çelişkili tavırlarıyla karşı karşıya helalleşecekse önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kazandığı yerlerde işten atılan, ekmeğe muhtaç hale getirilen o işçilerle helalleşsin. Tramvayda adam gidiyor, öndeki arkadakini sadme yapınca ayağına basıyor. Dönüyor, pardon diyor. Bizimki diyor ki pardonu yok. Yeni boyattım ayakkabını. Ver bakayım eli koş. Hem pardon diyeceksin, helallik isteyeceksin. Diyeceksin ben şunları yaptım. Çok kötü ettim. Örneğin 7 Haziran 2021'de Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı bir videoda AK Parti'ye oy verenlere hakaret ediyordu. Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabaha kesin. Türkiye'nin kaderini onlar tayin edemeyecek sevgili halkım. Siz edeceksiniz. Makul anneler, makul babalar, siz bu ülkenin iyi insanları, ülkenin geleceğini siz tayin edeceksiniz. Siz belirleyeceksiniz. Ben her yerde erken seçim isteyeceğim. Başka çarem kalmadı. AK Parti'ye oy veren işçiye, memura, hakimlere, esnafa, öğretmene ve neredeyse tüm kesimlere tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha da ileri giderek toplumsal barışı hedef almıştı. Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabaha kesin. Siz demokratik siyasetin içerisinde toplumun geniş kesimlerine, toplumun sosyolojisine göre siyaset üretmenin çok zor olduğunu gördüğünüzde maalesef bu tür hakaretler, bu tür farklı siyaset tarzları ortaya çıkar. Ve bunun da nedeni aslında CHP'nin sahici anlamda kendisiyle yüzleşememesidir. Tarih 13 Kasım 2021. Bu kez Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda helalleşme yolculuğuna çıkacağını söylüyordu. Birkaç gün sonra uzun bir helalleşme listesi açıkladı. Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dedikten 11 gün sonra da Cumhur İttifakı'nı kastederek bunlar gayrimilli diyordu. Bırakın size oy vermeyen herkese hakaret etmeyi. Düşünün. Gayrimilli diyor. Kime? Erdoğan'a oy verene. Erdoğan'a bu milletin %52'si oy verdi. Sen kimsin de Erdoğan'a oy verenlere gayrimilli diyorsun? CHP'nin helalleşmesinin söylemden eyleme geçmeyeceği toplumun yarısının gayrimilli ilan edilmesiyle anlaşılıyordu. AK Parti'nin seçmenine işte %52'lik kısmı gayrimilli ilan ediyor. Sanatçılara yönelik olarak yine tepkilerini biliyoruz. Burada CHP'nin siyaset yapma biçimi şöyle. Düşünelim. Bir siyasette işte iktidara alternatif olduğunu söyleyen bir parti lideri niçin bürokratlara yönelik olarak baskın düzenler mesela ya da öğretmenlere yönelik olarak çok ağır ifadeler kullanır? Bunun nedeni şu, ya bürokrat dediğiniz kesin, bu ister sivil olsun ister askeri olsun, CHP'yi desteklemesi lazım. Bu böyle kuruldu çünkü diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ya da CHP siyaseti öfkeli. Yani niçin bizi sahiplenmeyi bıraktınız da gittiniz başka partilere oy veriyorsunuz diye mesela öğretmenler hakaret edebiliyor.
CHP'nin toplumsal kesimleri tehdit etmesi ve hırçın muhalefetinin nedeni geçmişteki siyaset felsefesine dayanıyordu. CHP, Demokrat Parti'ye ve siyasi kadrolarına da 10 yıllık süre içinde hırçın bir muhalefet yapmıştı. Demokrat Partili Bakan Dr. Mükerrem Sarol'un Yassıada savunmalarında yer alan bazı tespitleri, CHP zihniyetinin muhaliflerine karşı neden acımasız olduğunu gösteriyordu. Sarol savunmasında şu önemli tespitleri yapıyordu. CHP'nin uzun yıllar memleketi tek başına ve çok sert metotlarla idare etmesi onu bir takım kötü ve kusurlu alışkanlıklara sürüklemiştir. Memleketin bütün güçlerini daima kendi elinde tutmak ister. Rakipleriyle mücadeleyi sportif ölçülerle yapmaz. Mağlubiyeti azmetmeye hiç tahammülü yoktur. Geniş halk kitlelerine ve onların menfaatlerine dönük olmayan bir siyasi felsefesi vardır. Kendi içine kapalı kalmıştır. Kendisinin dışında iktidar tanımaz. Onu yıpratmak için her çareye başvurmaktan çekinmez. Böyle bir teşekkülle 10 sene mücadele etmenin güçlüğünü yüksek takdirlerinize arz ederim. Kafa değişmiyor. Şahıslar değişiyor, şahısların isimleri. Bir söz var. Senaryo aynı senaryo, eşhas, şahıslar değişik. Demokrat Parti iktidarı döneminde CHP'li muhalefet yalan ve iftiralarla haysiyet cellatlığı yapıyordu. Hınçlarını meclis kürsüsünde alamayan muhalefet vekilleri yurdu bir uçtan bir uca dolaşarak yalan ve iftiralarla memleketi adım adım uçuruma sürüklüyordu. Büyüyen ve gelişen Türkiye tıpkı bugün olduğu gibi o günde birileri için büyük hedefti. O birilerinin Türkiye'ye dur demesi lazımdı. Öyle de oldu. Bizzat İsmet İnönü devredeydi. İhtilale göz kırpıyordu İsmet Paşa. Meclis kürsüsünden Demokrat Partilileri açık açık tehdit ediyordu. Arkadaşlar, şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru haktır. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam. Bir kısım dergi, gazete ve broşürlerle Demokrat Partililerin aile şerefi hedef alınıyordu. Bu çirkin iftiralarıyla darbeye zemin hazırladıkları gibi darbe sonrasında da darbenin meşruiyetini sağlamak için yalanlarını basın aracılığıyla sürdürdüler. Bu yalanlardan biri de Demokrat Partililerin yurt dışına 12 uçak dolusu altın ve mücevheratla kaçarken yakalandıkları iftirasıydı. Adnan Menderes'in özellikle iktidarı döneminde 57 seçimlerinden sonra basına baktığınız zaman manipülasyonların en ağırlarını görürsünüz mesela muhalefet medyasında. İşte siz az önce söylediniz Adnan Menderes'in uçaklarla altın kaçırdığından tut, işte 1960 darbesine gidildiği dönemde insanların makinalardan geçirildiğine dair gazete manşetleri, haberler, işte öğrencilerin kayıp olduğuna dair üniversitelerde olayları artırmaya yönelik olarak haberler. Şimdi böyle bir medya ya da basın tarzı, o da bir iktidar alanıyla ilgili bir husus. Şöyle düşünüyor yani, CHP ile birlikte demokratik olmayan alanda çok rahat bir şekilde iktidarınızı kullanabiliyorsunuz. İşte 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda bunun biz en sertini görürüz. Çünkü özellikle 28 Şubat dönemine baktığınız zaman medya merkezdedir. Kendi iktidar alanını korumak için merkezdedir. Maalesef o Türkiye'deki iktidar, yani çıkarcı elit gruplarının bir yansıması olarak da basın, bugünkü anlamda medya manipülasyonu, hatta zaman zaman ötekileştirmeyi, düşmanlaştırmayı bir iktidar kurma biçimi olarak görür. Vesayet odaklarını tahrik etmek suretiyle 27 Mayıs askeri darbesi yapılmış, Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları maalesef idam edilmişti. CHP'nin geçmişten miras aldığı haysiyet cellatlığı ve yıkıcı muhalefet anlayışın bugün de devam ediliyordu. Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyor. Bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin. Selamı sabaha kesin. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak.
Açık ve net söylüyorum. Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstiyorlardı ki Türkiye tıpkı merhum Ecevit döneminde olduğu gibi IMF'den gelecek yardımları umutla bekleyen bir ülke olsun. Maliye Bakanımız Sayın Ziya Müezzinoğlu ile yaptığım görüşmelerde kendisinin uluslararası para fonuyla ve ilgili başka bazı mali kuruluşlarla yaptığı görüşmelerden bu umutlarımızı doğrulayıcı izlenimler edinmiş bulunuyorum. Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Bir tarafta terör örgütleri PKK, YPG, FETÖ, diğer tarafta faiz lobisi istikrar ve istikbali hedef alıyorlar. Muhalefet partilerinin de bu süreçte onların değirmenine su taşınması gerekiyor.